Bismillahirrahmanirrahim. Assalomu alaykum, hurmatli televizor ko'ruvchilar. Istiqlol kundalik xabarlar programmamizni ko'rishinglarni qizg'in qarshi olamiz. Men Abdulloh Yalqin. Programmamizda vatanimiz Sharq Turkiston va dunyo kun tartibida bo'lib o'tgan eng muhim xabarlarni huzuringizga sunishtirishimiz. Qanamiz diqqatlar ekranimizda bo'lsin. Mavlud Chavusho'g'lu Xitoy tashqi ishlar ministri Wang Yi bilan ko'rishdi. Turkiya Jumhuriyeti Tashqi ishlar ministri Mavlud Chavusho'g'lu Tailandda o'tkazilayotgan 52-chi navbatlik Sharqi Janubiy Osiyo davlatlari birligi tashqi ishlar ministrlari yig'ini doirasida Xitoy tashqi ishlar ministri Wang Yi bilan ko'rishdi. Ko'rishda energiya va mablag' silish qatorliq masalalar bilan birga Uyg'ur turklarining ahvoli haqida suhbat etib berildi. Xitoy bu ko'rishda Turkiya tarafidan Sharq Turkistonni ziyorat qilish uchun bir hay'at kelish taklifini yig'ilgan bo'lib, Ministr Chavusho'g'lu yaqinda Sharq Turkistonga ko'z tutish hay'ati a'zoligini bildirdi. Turkiyada faoliyat qilayotgan Sharq Turkiston tashkilotlari birligi raisi Hidoyatulla O'g'izxon bayonot e'lon qilib, ziyoratdan burun hay'at hozirlanishi kerak bo'lgan shartlarni yana bir qatim eslatdi. U shartlar bo'lsa, tuvandikchi bo'lib, hay'at vatanimizda to'liq shaklda erkin ziyorat elib boralishi kerak. Ommaviy tashkilotlar birlikda ma'qul kelgan Sharq Turkistonlik vakillarimi ularning bexatarligini va sog'-salomat qaytib kelishiga kepillik bergan asosda hay'atning ichida yer elishi kerak. 3-chi Sharq Turkistondagi ziyorat qilinadigan yerlarni boradigan hay'at o'zlari qaror qilishi kerak. Shundoqli Xitoylar oldin ola hay'at uchun tayyorlab qo'ygan yolg'on sahnalar o'rinlashtirilgan joylarga bormaslik. Hidoyatulla O'g'izxon bu shartlar o'rindalmagan taqdirda Xitoy o'z obrazini yaxshilash ilgari taklif qilgan davlat vakillarini oldigandaklar natijasiz oxirlashdiganligini bildirdi. Shundoqli hay'at ziyorat jarayonida ko'rishgan va muloqot qilgan shaxslarning mu hay'at ketgandan keyingi bexatarligining mu kapolatga ega qilinishi kerakligini bildirib, hay'at Sharq Turkistonda butunlay o'z irodasi bilan harakat qila olmagan taqdirda natijaning hargiz mu sog'lom va reallikka uyg'un chiqmaydiganligini va bundoq natija dokumentining mu muhojiratdagi Sharq Turkiston xalqi tarafidan qabul qilinishining mumkin emasligini bildirdi. Zinnatgul Tursunning ahvoli hali ham aniqsizligini davom qilmoqda. Turkiyada panohlanayotgan Zinnatgul Tursunning 2 balasi bilan Xitoyga qaytarilganligi to'g'risidagi ixtilofli xabarlar g'ulg'ul qilinmoqda. Ijtimoiy taratqular va Turkiyadagi yerlik gazetalarning xabarlarida oshkorlanishicha Turkiya ko'chmanlar idorasi Zinnatgul Tursun ismlik bir g'uljilik Uyg'ur ayolni Tojikiston fuqarosi degan qalpoq bilan Tojikistonga qaytarib o'tgan. Bu ayolning Tojikistondan darhol Xitoyga o'tkazib berilganligi ilgari surilmoqda. Mazkur voqea uning Saudiya Arabistonida turishliq hadis tarafidan oshkorlanib, ijtimoiy taratqularda qattiq g'ulg'ul qo'zg'adi. Uning ilgari surishicha Zinnatgul Tursun qaytarib kelinib, uning 2 farzandi g'uljidagi onasining beqishiga berilgan. Ammo Zinnatgulning izdiriki yo'q. Bu voqea Turkiyadagi Uyg'ur musofirlarining bexatarligiga qarata qattiq andisha paydo qilmoqda. Tunugun ko'chmanlar idorasidan e'lon qilingan bayonotda 5 ayning 21 kuni kech soat 12:30 atrofida Turkiya Suriya chegarasidagi cheklangan rayonda Turkiyaga qonunsiz o'tishga tirishayotgan paytda yanada pasport, iqomat va yoki boshqa narsasi bo'lmagan va o'zini Uyg'ur, ismini Zinnatgul Tursun deb bayon qilgan Tojikistonlik 1998 yili 3 ayning 19 kuni tug'ilgan Rahima Ahmadova ismli ayol rayonlik ko'chmanlar idorasi xodimlari tomonidan Harmandali yurtiga qaytarish markaziga taslim qilingan bo'lib, uning surati bildirib berilgan. Uning kimligini tekshirish jarayonida fiziklik jihatdan Tojikistonlik bo'lishi mumkin deb qaralgan 1989 yili 4 ayning 10 kuni tug'ilgan Zinnatgul Tursun haqida Tojikiston ta'msilchiliklaridan ma'lumot so'ralganligi Tojikiston tarafining mazkur ayolning 98 yili 3 ayning 19 kuni tug'ilgan Rahima Ahmadova ishkanligini bildirganligi. Bu sababdan yendiki 2 balasi va Tojikistonlik yo'ldishi Abdulloh Ahmadov bilan birlikda 2019 yili 6 ayning 18 kuni Istanbul aerodromidan Tojikiston Dushanbega yo'lga solinganligi bildirildi. Navbatda Tojikiston bilan hech qanday aloqasi yo'q bir ayolning shundoqli ilgari Uyg'ur deb vaqtliq iqomat berilgan birining qandoq bo'lib Tojikiston fuqarosi bo'lib qolganligi ma'lum emas. Ba'zi uchurlarda Zinnatgulning Rahima Ahmadova degan ismda soxta Tojikiston pasporti ishlatganligi, bu uning Tojikistonga qaytarilishiga sabab bo'lganligi ilgari surilsimi, lekin Tojikistonning fuqarosi bo'lmagan birini qabul qilishi kishilarda savol paydo qilmoqda. Turkiya ko'chmanlar idorasi 28 iyul bayonot e'lon qilib, Zinnatgul Tursun ismli bir Uyg'ur ayolning 2 balasi bilan chegaradan chiqirib etilganligini rad qildi.
Bayanata Zinnetgül Tursun'nun uzun müddetlik ikametki iltimas kılgallıkı, lekin iltimasının red kılınğallıkı eskertilip, onun çigradın çıkırı vitlimigallıkı, onun haqqıda çigradın çıkırı vitiş kararının yokluğu, onun hazır Türkiye'de yaşavat kallıkı tähkitlendi. Küzetkücüler Türkiye Köçmeler İdarası'nın Zinnetgül Tursun bilen Rahime Ahmedova'nın bir adam ya ki emeslikigi çüşençi belişi lazımlıkı. Eğer ular bir adam bulmay Zinnetgül Türkiye'de yaşavatkan bolsa, onun delil görüştüşü gerekliğini tähkitlemekte. Şunuklu mezkur Rahime digen ayal, eğer Türkiye'ye Zinnetgül'nün kimlikleri bilen kirgen bolsa, Zinnetgül'nün tekşi Suriye'de buluş ihtimallıkının mu mevcut ikerliki ilgili sürülmekte. Meselenin en muhim tügüllerden biri bulgan Zinnetgül'nün akisi Cennetgül'nün arıdın gaib buluşu vekanı tekhimi murakkepleştirmekte. Xitay ve Saudi Arabistan'ın iqtisadi hemkarlığı barğansırı küçeymekte. 29 iyul Xitay iqtisad tarihi haberde bildirilişe en yeni dokumentka asaslanğanda aldınkı 20 yılda Xitay'nın bir belvağ bir yol planı işidiki devletler bilen bolğan soğudu umumi sonması 4.24 trilyon yuan'ı yetip, oxşaş vaqittikiden 9.7% aşkan. Xitay bilen bolğan soğudu sonmasının eşiş sürüeti en tiz bolğan devletler Rusya, Saudi Arabistan ve Mısır bolup, import-export eşiş nisbeti ayrım-ayrım halda 11.5, 34 ve 11% bolğan. Saudi Arabistan'ın soğudu sonmasının eşiş süreti en körünerlik bulup, 2018 yılı iki devlet otursudaki soğudu sonması 61 milyar dolarına yetip, okşaş vakittikiden 34% aşkan. Xitay'nın Saudi Arabistan'dan asaslık import kılıbatkanı ham nefit. Asaslık eksporti elektrik üskünler bulup, hazırgıca Xitay'nın 200'den artıq şirket karıhanıları Saudi Arabistan'a uğruluş bulgan. Dokudatı körüstülüşe Saudi Arabistan yakın diyene Pakistan bilen kilişimnami imzalap, Gwadir portada nift ayrış zavete kuruşka 10 milyar dolar meblağ salgan. Bu Saudi Arabistan'ı Xitay-Pakistan iqtisadi koridorudaki muhim şirike aylandırgan. İstanbul'da Kurban Hetlik Yermenke içildi. Sütuk Buğrahan İlim ve Medeniyet Vakfı Ayallar Bölümü Uyghur Milli Medeniyeti Hanım Kızlar Grupisi Kurban Heyt münasibeti bilen Safaköy'deki Uyghur İlim ve Medeniyet Tadqiqat Vakfısı da 3 günlük türlük mallar yermenkisi açtı. Yermenkige hanım kızlarımız pişirgan peçini, pirenik, sanza, pişiruk türleri, hanım kızlarımız tayarlıgan milli kiyim keçekinin her hıl türleri, çoğunlar hetlik kiyim keçekleri, balılar hetlik kiyim keçekleri, aile buyumları, milli kaçıkça, yikendaz kipi katarlıklar, içkiyim, uxlaş kiyimleri, zibu zinnet, kümüş, sağlamlık mahsulatları, hanım kızlar yüzleri asraş buyumları, kuruk yelimiş katarlık kurban hetki kereklik buyumlar seylendi. Yermenke muhacirat yaşavatkan qeyrindaşlarımızın hayatıgı yeniçi tüsberiş, öz aldığı ilgilik tikleşke pürset yaratış, hetlik buyumlarını özümüzden setiveliş, hem de Uyghur milli ən-ənisini saklap geliş ve terakki kıldırış maksidi içilgan bulup, Yermenke'ye selingan hetlik buyumlar muapıq bahadı setilgan. Yermenke 27 iyuldun 29 iyulgıcı her günü etigen saat 10'dan kes saat 6'gıcı devam kıldı. Saudi Yermenkesi qeyrindaşlarımızın kolluşuğa erişti. Kan xeridarlarının ve malsat kuşularının talepi hem de qeyrindaşlarımızın hetlik saudisiğe kolaylıq yartış üçün Saudi Yermenkesi 8 ayının 3 günü şembe yeni içildiğen buldu. İstanbul'da paaliyet edilip ervatkan Hira Medeniyet ve Maarif Vakfı bilen Uyghur Akademiyesi'nin hemkarlığı da 2019 yılı 7 ayının 27 ve 28 günleri 2 günlük Milli Mepkure ve Teşkilatçılık, Taratku ve Teşvikat temesindeki terbiyeleş kursu Hira'da muvaffakiyetlik ötküzüldü. Her kaysi üniversitelerden gelgen profesör doktorlarının derslerine nâiti canlılık ötüşü bilen bu 2 günlük ders tolumu yukarı keyfiyet bilen ayaklaştı. Ahırda Türkiye'nin her kaysi üniversitelerden gelgen 50 nöperge yakın student ve aspirantlar, bunun denken yaş siyaliler buluş süpüte bilen milletinin en ağır yükünü zimmesine elip bütün küçü bilen alığı intildiğalıqını ve birbirini tulukluğun asaslı hemkarlık ornutup, vatan ve millet üçün tökpü kuşuduğalıqını bildirişti. Hira Medeniyet ve Maarif Vakfı yeni bugün 30. iyul günü Karmakı'daki başlangıç mektep okuguçları üçün ehmiyetlik faaliyet uğrulaştırdı. Kız oğullardan bolğan 50 nöper özmür İstanbul'daki İslam Bilim ve Teknolojiye Tarihi Muzihanısı'na elip verildi. Rehber yetekçilikide muzihanı ziyaretini könüllük ayaklaştırgan ösmürler çüştükte maktinkin hoşal xoram öylerge kayıt işte.
Hongkong'da namayişçiler bilen sakçılar oturusudaki tokunuş devam kılmaqta. Hongkong valisinin Xitayga kaçkularını ötküzüp beriş kanun layisi payda kılgan sakçılar bilen namayişçiler oturusudaki tokunuş devam kılmaqta. 27 iyul günü Hongkong'nun Yuanlang bekitide namayişçiler bilen sakçılar oturusudu tokunuş partılgan deyken, 28 iyul günü netçi 10 manlıgan Hongkong'luk devamlıq namayiş kılıp, sakçılarının puralarına kural işletkendeki hükümetinin karı cemiyetler bilen til biriktirgenlikige narazılık bildirdi. Lekin narazılık namayişi yeni tokunuşka aylandı. Çetel taratkolarının haber kılıçça yekşembe gündeki namayişte 49 namayişi tutkun kılınan. Şu gündeki namayişte namayişçiler birkaçı grupa bölünüp bir kısmı Hong Kong sakçı idarısının aldığı da narazılık bildirgen. Yeni bir kısım namayişçilerin Xitay merkezi hükümeti Hong Kong alakalı şiş oranından aldığı da namayiş kılığan. Lekin namayiş Hong Kong sakçılarının müdahalesi uçurup namayiş tokunuşka aylanan. Sakçılar namayişçilerine yaş akkuduş bombası atkan. Yekşembe günkü tokunuş keç saat 11'e kadar devamlaşkan. Növete Hong Kong halkının narazılık namayişi 8. haftasiga kadem koydu. Selamu aleykum ve rahmetullahi ve barakatuh. Elhamdülillahi Rabbi alemin. Ve salatu ve selamu aşrafi anbiya ve mursalin. Ve ala alihi ve sahabi ecmain. Segala puji kehadirat Allah SWT yang maha berkuasa atas tiap-tiap sesuatu. Malaysia Padişahı Sultan Abdullah bugün padişahlık tacını keydi. Malaysia Padişahı Sultan Abdullah Riyaduddin Ali Mustafa Billah Şah bugün tuğulgan günüde padişahlık tacını keyip Malaysia'nın 16. padişahı oldu. Türkiye Avaz Radyosu haberde bildirilişe Sultan Abdullah Hanişi bilen birge tac giyiş mürasimi üçün paytaxt Kuala Lumpur'daki padişahlık sarayı vardı. Sarayda onu Başminister Mahathir Muhammed ve Muavin Başminister Van Aziza Van İsmail karşı aldı. 60 yaşka kadem koygan Sultan Abdullah padişahlık tacını kiyiş üçün bugünkü tuğulgan gününü tallıgan bulup, mürasimde Malaysiya padişahları kiydigan Muskat isimlik altın bilen zinnetlengen karıtun kiydi. Malaysiya devlet marşı ve salam beriş mürasimlerdenken Sultan Abdullah tacını kiyiş üçün taht kuyulgan ordusu Bala Riyong seriği kirdi. Sultan Abdullah mürasimde sözlügen nutkuda padişahlık tüzümünün Malaysiya'da millet buluş eni noktasının muhim ehmiyetini tekitlep, bu müessese birliknin, halkını birlikke keltürüşünün ve vatanperverlik ruhinin yadrosunun asasını şekillendirdi, dedi. Başminister Mahathir mu Malaysiya hükümetinin padişahı sadakatmen bulduğallıkıgı vədi berip, hemimiz birlikte Malaysiya'nın Asiya kıtasıda çoğun bir iqtisadi küçke ayınlaşı üçün tırışçallık görüstümüz, dedi. Mürasımğa yukarı derecelik rehberlerden 700'ye yakın kişi teklif kılındı. Abu Dhabi taht varisi Şahzade Şeyh Muhammed bin Zeyd Al Nahyan ve Birunay Sultanı Hassanul Buli Ahmu katlaşkan mihmanlar Katarı'dan uğrun aldı. Malaysiya'nın 16. padişahı Sultan Abdullah padişahlık vazifesini 5 yıl devamlaştırdı. İkamet hakkı da yeni uxturuş. Şarkı Türkistan Mağrib ve Hemkarlık Cemiyeti Türkiye'deki barlık muhacir qeyrindaşırmızğa yeniden uxturuş edan kıldı. Uxturuşta Köçmenler İdarisinin Uyghurlarga ikamet beriş hakkıda makullagan yeni kararıga asasen Türkiye'de turvatkan ve ikamet eriş iltiması ret kılıngan, ismigi kod kirgüzüp kuyulganlık sebebiden ikamet alalmagan, Köçmenler İdarisi'ga berip imza kuyuvatkan, Türkiye'den çıkıp kessun ya ki ikamet berilmeydu digendek hat tapşırıp algan pütkül qeyrindaşlarının yeniden ikametki iltimas kılışı gerektiği uxturuldu. Ve iltimas kılış üçün ismini tizimletip, reddertip buyuca Köçmenler İdarisi'ye berişi gerektiği bildirildi. Tizimlaş vakti 2019 yılı 7 ayının 31. günden başlandı. Köçmenler İdarisi Mağrib Cemiyeti'nin tizimlik reddertipi buyuca her günü 10 kişi evetişini talep kılgan. Şunun için ikameti yok qeyrindaşlarının aldı bilen Şarkı Türkistan Mağrib ve Hemkarlık Cemiyeti'nin Çapıdaki işhanesi'ye gelip tizimletişini alahaydı tavsiye kılımız. Tizimlaş oranı Şarkı Türkistan Mağrib ve Hemkarlık Cemiyeti'nin Çapıdaki merkez işhanesi. Tizimlaş vakti her günü etigen saat 10'dan 14 kişi. Eskertiş, ikametki iltimas sunup sakla vatkallar tizimletişki gerek yok. Adres ekranınlarda. Hürmet bilen Şarkı Türkistan Mağrib ve Hemkarlık Cemiyeti.
Hürmetli televizyon görüşler. Şuna kılıp bugün haberlerimiz müşahede ahırlaştı. İnşallah etki programımızı görüşeceğiz. Sizlerine Cenab-ı Allah'a tavşırımız. Şuna kılıp program ahırda ekran arasındaki barlı hizmet aşırımıza köptün köp rahmet eydim. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi teala ve berekatuhu.